Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, altcoin'ler hareketlendi hocam dediğiniz çıktı. Hayır, daha altcoin rallisi başlamadı, merak etmeyin. Altcoin rallisi başlamış olsa hepimiz kemerleri takmış olurduk. Bitcoin'de şu ana kadar yanıldığımız bir nokta olmadı. 16 binden girdik. Nerelerde düşüş, nerelerde yükseliş olacağını tek tek nokta atışı söyledik. Algılara kapılmayın. Şu 15 binde, 16 binde giremeyen bazı analistler var ya, hani sizi sokamıyor. Yeter ki onları dinlemeyin. Çünkü bakıyorum bazılarına, hala girmeyin, düşüş olacak, düşüş olacak. Bu insanlar piyasada sağda solda bekleyenler, elinde nakit olanlar. 100 binde mi girsin arkadaşım, 200 binde mi? Yani bizde çıkarken sizin takipçiler mi girsin? O yüzden bakın, Ulaş Hoca ne dedi? Altcoin rallisi başlamak üzere, 1-1,5 aylık bir süre var. O noktadan çok uzak değiliz. Bundan 2 ay önce de diyorduk ki Bitcoin 50 bin, 60 bin olacak. Uzun bir süre değil demiştik. O süre geldi, çattı. 52 bin civarında bir yataya bağlayacağını söyledik. Son 3 gündür bir yataylık var. Ama ara sayı hala inmiş değil. Biraz daha inerse yukarı yönlü hareketler gelir. Neyse ne, şu alt günlere bir bakalım. Dolar endeksine bakalım. Altına bakalım. Küresel major endekslere bakmayacağım. Çünkü Amerika tatil arkadaşlar. O yüzden piyasamızı etkileyecek çok önemli verilerin olacağını sanmıyorum. Dolar endeksi evet güzel. Reddini yemiş, aşağı doğru gidiyor. Altında tabii, altımızda 103.7 bandı var. Tepesi 104.800. Burayı hafif iğneledi, kırıldı anlamına gelmeyeceğini söyledim. Arası hala şişkinlik ama şu range'in aşağı yönlü bir kırılması lazım. Bu range neresi? 103.6. Şimdi buradan altına geçeriz. Hatırlarsanız 2000 doların aşağısına dolaşacağım dediniz. Ben dedim ki o günkü, bak cuma günkü videoma bakabilir. Burada iğneleme yapabilir. Burası kırıldı anlamına gelmez. Yukarı güzel 62.018. Tepemiz 2077, aslında 2050 bandı var da eğer altında güzel yükselişleri bekleyeceksek 2077 bandının kırılması lazım. Nasıl sizleri Bitcoin'de 16.000'de girin dediysek, biz altında da dediğimiz neydi arkadaşlar? Bakın burada çizmiştik. Şu tarihlere bakabilir. 2022 ne dedik? 1600 dolarlar. İkili dip var. Buralardan yürüyoruz. İlk hedef burası. Mor alan. Bunu 2022'de çizdik. Ama buranın üzerinde ben 2300-2400 dolar bandında portföyümün %80'ini altındaki bozacağımı açık ve net bir şekilde belirtiyorum. Geldik bu duyarların kralı. Bakın çizdiklerimizde duruyor. Şimdi diyecekler ki hocam burada uyumsuzluk var. Yine söylemler başlayacak. Yine sat diyecekler. Geliyor 15 bin, geliyor 20 bin, geliyor 25 bin. Şimdi arkadaşım 16 bin geldi mi? Geldi. Girdiniz mi? Yok. Neden? Daha aşağı bekliyoruz. İndikatörler sat verdi. Bollinger bandı sat diyor. Dead cross var. İşte şu ortalama bu ortalamayı kesiyor. Girmediler. Sebep, düştükçe düşüşü bekliyorlar. Ya da indikatörler sat dediği için sattılar. Ya da giremediler. Bir, Ulaş Hoca ne diyor? İndikatörler olmuşu gösterir. Olacağı değil. Eğer indikatörler olacağı gösteriyor olsaydı kimse zarar etmezdi. Borsa kimi tokatlayacak? Borsa tepeden kime mal verecek? Onlar bizler değiliz arkadaşlar. 16.000'de pozisyonlarımızı kuruyoruz. Ara sayıyla şişkin alanda, yani burayı bir indirmesi lazım. Buralarda zikzak çizsin. Yani ben buradan daha sert hareketler yapmasını istemiyorum. Hocam siz de karar verin. Yukarı mı aşağı mı çıkmasını istiyorsunuz? Hayır arkadaşlar, burada bir ara sayı dindirsin, grafik böyle yataya bağlasın. Ondan sonra altcoin'ler zaten güzel hareket etti. Daha da sert hareketler başlayabilir mi? Başlayabilir. Ethereum zaten güzel gitti. Şimdi tepemizde neresi var, altımızda neresi var? Buraya kısaca bir değinelim. Bitcoin'de çok fazla diyecek bir şeyimiz yok. Tepemizde 53.500, aşağımızda 51.000. Kaç burası? 51 bandı diyelim. Onun bir altı destekler. Hep sürekli yükseliş yönü bekliyoruz ya. 48.800, onun bir altı 46.800 ve onun en önemli desteğimiz olacak. Konum ise 44.000. Olası bir. Piyasa launchları temizlemek için ya da şu altcoin'e girenler, yeni girenler bir piyasadan
korkutmak için eğer sert bir düşüş gelirse 44 bin gelir. Ondan sonra yine birileri çıkacak. Ben size demedim mi diyecek. Merak etmeyin, biz onlara kulak asmayacağız. Adım adım gideceğiz. Bir renç kırılmadan ne üstü ne de aşağı. Yani kısacası grafik, analiz bize birinci adımı gösterecek ki biz ikinci, üçüncü adımı söyleyelim. Şu anda yatayda mı yatayda. Arasaydı eğer inme aşağı doğru bir inmiş olsaydı evet yönün yukarı olabileceğini söylerdik. Bakın şu tabloda, bak şu tarihlere bir bakın. Burada herkes uyumsuzluk var diyordu. Biz ne dedik? Uyumsuzluk yok. Bu bildiğimiz klasik arasayı dindirme operasyonu ve bu tür hareketlerden sonra yön yukarı dedik. Bak çizdiğimiz çıktı mı çıktı. Buradayken de diyorduk hedef neresi? 50 binler, 50 binler geldi. Şimdi bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şu anda arasayda da net bir sinyal yok. Grafiğimizi şöyle indirdiğimizde de net bir sinyal yok. Burada bir yataylık var. Bizler kain değiliz. Analiz işi sadece teknik kısımdan da olmaz. Bunu sürekli videolarımda söyleyeyim. %30 temel yani haber kısmı. %30 grafik yani teknik kısmı. %30 algı. %10 da bizim iç dünyamız, bu üçünü yorumlama. Aslında en önemlisi son taraf. Çünkü orada tecrübe giriyor, teknik giriyor, hepsi giriyor. Neyse ne, başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Peki altcoin rallisi sinyalleri gelmeye başladı dediniz. Hemen şöyle bir total 3'e bir bakalım hemen. Bizler için, altcoinler için total 3. Yani bu total 3 Bitcoin, Ethereum dışında piyasaya giren para demiştik. Evet, bizim internette yine bir sıkıntı var. Umarım şu tabloda yaşamayız. Evet, total yazamıyoruz. Maalesef dışarıdan yeni geldim. -15. Son 3 gündür -15 ile boğuşuyoruz. Kırgızistan'da sert bir soğuk var arkadaşlar. 3 gündür bakalım. Neyse şimdi tablo güzel mi? Güzel. İlk sinyal geldi ama sinyalin asıl yeri şu 600 bandını kırmamız lazım. Bu ne? Piyasaya giren paranın yüzde kaçı altcoin'lere girer? Bakın şuradaki tabloyla buradaki tablo birbirine çok benziyor dedi. Bak burada da bir W çekiyor. Uzun süre uğraşıyor, kırıyor. Yukarı atıyor, retest atıyor. Ondan sonra şuradaki tepesini, yani buradaki tepesini geçtiğinde rally başlıyor. İşte bizim rally başladı mı? Başladı. Ama şu total 2 verisi bundan daha yüksekse para Ethereum'a gidecek. Ki benim öngörümde o. Neden diyeceksiniz? Kapıda bir spot Ethereum ETF haberi var. Nisan Mayıs. Şimdi buradan da bir buraya bakalım. Hemen geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi Ethereum daha fazla gidiyor. Yani Ethereum öncülüğünde yine başlıyor ama buradaki süreçte Ethereum'a biraz daha fazla para gideceğini gösteriyor. Zaten Ethereum tuttuğumuzu söyledik. Ethereum'u almanızı söyledik. Özellikle son 2-3 haftadır Ethereum'u da inceliyoruz. Şimdi bir diğer veri. Bu veri ne? Ethereum'un Bitcoin paritesi. Burada bir kırılım geldi mi? Evet, kırılımımız gelmiş arkadaşlar. Gözümüz aydın. Teyit için şu bandı, 58 bandı. Yani evet, kırılımlar gelir. Bakın burada da kırılım geliyor, aşağı atıyor. Bakalım şu an üzerine atarsak kırılımı teyit etmiş oluruz. Ondan sonra Ethereum öncülüğünde altcoin rallisi başlayacaktır. 1,5 ay söz verdik. Hocam Bitcoin'de dediklerinizin hepsi çıktı. Son 4 gündür de ilk sinyali cuma günü vermiştiniz. Altcoin'leri yükseliyor dediniz. Oradan da güzel karlar geldi. Peki bundan sonrası ne olur derseniz şu bir 58 bandını alsın gidecek. Altcoin'de çok çok yolumuz var. Güzel günler kapıda. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra piyasayı terk etmek yok. Düşüşler elbette olacak. Bitcoin yukarı çıkarken de, yani boğa döneminde yukarı çıkarken de düzeltme yaparak çıkar. Ayı döneminde düşerken de direkt düşmeyiz. 16 bine biz direkt gelmedik. 60 binden zikzaklar çizerek geldik. Boğada da zikzaklar çizerek gideceğiz. O yüzden bu düşüşler piyasaya ekstra para sokma zamanıdır diyecekler bunlar. Hemen yorumlara geçeceğim. Hepsini yanıtlamayacağım. Sant var. Emin Yıldız. Çünkü vakit daralıyor arkadaşlar. Evet. Movellana. Hocam FTT'ye bakar mısınız? Riskli yerlerde ama genellikle parada bu tür coinlerde oluyor. Güzel kazanma. Gal demiş. Gal'a bir bakalım. Chis ve Sun. Chis'e bir bakalım. Uzun zamandır incelememiştim. Müjdat hocam. Sun geçen hafta, yani daha doğrusu cumartesi mi? Bu pazar dikkatimi çekti. Güzel bir hareket yaptı ama gerisini getirmedi diyebiliyorum. Bumlix bir bakalım.
TVT hocam tekrar yükseliş yapacak mı? Mert hocam bir bakalım. Evet, arkam bakar mısınız? Arkam güzel hareket etti. Hocam Simpsonlar 2026'da doların eriyeceğini, sanal paraya dönecek kriptoda ada coin'in 36 dolara XRP'nin. Ya bu Simpsonlardaki hikaye de bir türlü video. Tabii bazı fake Twitter'da görüyorum, bazı fake görseller de yayınlıyorlardı. Ya ada, şimdi söyleyeyim, 36 dolar olmasın, 10 dolar olsun, o bile yeter, o bile yeter. XRP 581 dolara çıkacağını düşün. Evet, şu yıllardır ben bildim bile bu XRP'ciler yukarı yukarı diyor. Evet, şimdi Emin hocam özür diliyorum. SPA bak, ilk kez duydum. Evet, NCDT, bunu da ilk kez duydum Osim hocam. Evet, şöyle bir aşağılara iniyorum. İlginç coin'ler var. Yani şimdi bizim en çok ayda, biliyorsun, ayda bizim Telegram grubundan daha fazla kazanan grup yoktu. Bakın, açık beni. Ama biz özellikle ben 2023'ün Mart'ından sonra, pardon Mart demişiz, Mayıs'ından sonra trade ettiğimi bıraktığım için evet, şu BTK'nin elimdeki altcoin'ler neyse, BTK altcoin'ler aynı, çok sinirleniyorum bu durumda. İşte o süreç bu Total 3'le alakalı Gökhan hocam. Yani para bir yerden bir yere gidiyor, oradan çıkıyor, ondan sonra bir yere gidiyor. Şu anda Bitcoin'e gitti. Şimdilik biraz Ethereum öncülüğüne gidiyor. Hepsine sırasıyla gelir. Yani sırası gelen coin yükselir. Çok fazla daldan dala atlamayın. Merak etmeyin Gökhan hocam. Yani güzel günler gerçekten kapıda. Bu Total 2, Total 3 şeyini tekrardan bakarsanız, gas var, anesi var, GRX, ya hiç duymadığım bir coin, MEX8'de. Bank BTC'ye de baktık. Ulaşacağım selamına. XRP çok var. XS var. Neyse, XRP ile bir bakalım. Bir de gaz çok duydum. Gaza bir bakalım. Şurayı bir kapatalım. Evet, hala ellerim buz gibi. Ben de sizlerle beraber piyasaya bakıyorum. Yani 7-24 saat bakmadım. Bizim Telegram grubu da bilir. Bir akşamlar ya. Şimdi XRP bak, burayı alacak. Eğer hani 3 dolar, 10 dolar, 50 dolar olacaksa öncelikle bir 600 bandı üzerinde kapanış yapmak zorunda. 600 bandını alırsa yükseliş gelir. Evet, trendinin üzerine atmış, bu pozitif. Bakalım ya, yani şu range'imizi aşağı yukarı 58-59-60 bandını bir alsın. Pardon, 58-59, evet dediğim orası. Orayı alsın, ondan sonra yükselir. Ara sayını çok sert yükseltmiş. Bunu sevmedim. Yani şu, buraya da gelmiş ama yani ara sayı şu anda kaç, 60. Gerçi çok fazla şişmanlığında değil ama yani şu, bu dipten buraya yükseliş ara sayı, grafik bunun hakkını vermemiş demek istiyorum. 60 bandın üzerinde olursa da pozitif olurum. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Şu anlık 3 günlük yatayda duruyor, seyrettiriyor kendisini. Gaz aklıma geldi hemen. Ondan sonra diğerlerine sırasıyla bakacağız. Gaz'da durum yani gazın diğerine göre hiç olmadı. Normal diyebiliriz. Gaz buranın üzerine atamıyor arkadaşım. 6.6 ama asıl yükseliş yeri 7.5 bandı. Bunun dışında bir şey diyebileceğimiz yok. Arası herhangi bir şişmanlığa girmemiş. Haftalık tablosuna da bir bakalım. Haftalık tablosunda da arasaydaki şişkinliğini almış ama dediğim gibi şu bandı bir alması lazım. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Yorumlara tekrardan dönelim. Sant var. Evet, Metaverse rüzgarı bir türlü esmedi tekrardan diyenler var. Hem de Metaverse coinleri maalesef yok. Sant hiç fiyat, yani milleti çıldırtmış, yaptığı bir şey yok Sant'ın. Sant'ın yaptığı bir şey yok arkadaşım. 60 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. 60 mı burası? Kaç? Pardon, 60 nereden çıktı hocam? Evet, 60, 59, 58, 60 bantlar. Bu range dikkat etmemiz lazım ama asıl yükselişte şu banttan sonra. Yani 95, 96 kısacası bir bantlar. Birler, onlar, yüzler biliyorsunuz psikolojik range'lerdir. Günlüğe bir bakalım. Haftalıkta tablosu, ara sayın tablosu çok hoş. Günlükte de herhangi bir şişmanlığına gitmemiş. Bu da pozitif. Yani dediğim gibi şu 57, yani 5800 de direkt. Ama biz 60 dedik. Niye dedik onu da bilmiyorum. Neyse, diyeceklerim bunlar. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok arkadaşım. Başka bir şey görmüyorum. Herhangi bir formasyon yok. Yatayda zikzaklar çizmiş. Milleti usandırtacak kadar usandı. Evet. Tehlikeli coinlerden bir tanesi FTT. Ne olacak bu? FTT de bak, size bir şey söyleyeyim. Grafik mürafik hikaye. Bak, bu tarz coinlerde, Luna'da da olsun, USDT'de de olsun, bu tarz coinlerde grafik mürafik hikaye. Ne zaman yükselecek, ne zaman geri çekecek, bunları hiç bilemeyiz. Şimdi evet,
Bir trend var mı? Aşağı yukarı net bir trend göremiyorum. O zaman destek ve dirençlere bakacağız. Evet, burası. Şöyle bir desteğimizi atalım. Direncimizi, pardon. Direnci, hoca destekli direnci bilmiyor diyenler olacak. Şimdi şu iki renç. Bu rencin aşağısı biraz tehlikeli sular. Yalnız onu da söyleyeyim. Hatta burası ya. Nokta atışı dönmüş. Evet, burası. 1.5 tepesi 2.3. Şu 2.3 üzerinde kapanışlar yaparsa pozitife döner. Şu anda iki rencin ortası. İki rencin ortası ne demek derseniz, ne alma konumu ne satma konumu. Ya bırakılır, kırdı dersiniz, oyuna girersiniz. Ya da desteğine gelir, destekten alırsınız. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Aras ayında dip verileri var. Yani şurada dip yapmış aslında. Burası 1.5 alım konumu. Daha önce birisi daha sormuştu ama kim sorduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Herhangi bir şey diyemem. Haber gelir yükselir. Buy nasıl yükseltir? Short oranı farklı olur, yükselir. Yani onun dışında hiçbir şey diyemem. Açık ve net. Gala bir bakalım. Ben de bu arada kahvemi yudumlayayım. Evet, Gal çok güzel ya. Bak buraya kırdı mı gitmiş. Hedefinin %70'ine varmış. Bak şu çanağın hedefinin aşağı yukarı buralar. Orası neresi? Ben de göremedim. Evet, şu ara sayı biraz indirelim de görelim şimdi. Bak. Şu çanağın hedefi, çanağı kırmış. Gitmiş arkadaşım. Hedef neresi? Hedef buralar. 4 bandı. 4.2. Şimdi şurada bir range'imiz var. Gal gitmiş. Gal gidiyorum demiş arkadaşım. Çok sert hareket etmiş. Bir, buranın üzerinde kalıcı olduğu sürece daha gider mi? Gider. Çanağı belki tamamlar. Formasyonların yüzde kaçı çalışır? %70'i çalışır. Her formasyon çalışır anlamına gelmez. Ara sayı 88 şişme alanda. Ya burada uyumsuzluk vererek yükselecek ya da 90 bandına kadar vuracak çıkacak. Peki sonraki hedefi nereler olabilir? Sonraki hedefi şu ikili range'imiz var aslında. Aşağı yukarı bu. 4 bandı ve 4.2 bandı. Buralar nedir derseniz, buralar artık kar satışı konumu. Güzel yükselmiş. 1 bandından 3.50 bandına kadar gelmiş Gala. Şöyle bir bakalım. Suna bir bakalım Müjdat Hocam. Vakit olursa da çize bir bakarız. Sun'da evet. Dün evet, hala güzel yükseliyor. Hala. Tablo pozitif arkadaşım. Tablo pozitif. Tablo pozitif. Bunun herhangi bir şey diyemem. Ara sayında hiçbir şişkinlik yok. Bu da pozitif. Nereden retiyor derseniz, şöyle bir bakalım geçmişten. Geri çekilimler nereye kadar olur? Şurada bir şey yok ya. Asıl range burada artık yani. Bir bandına dikkat etmek lazım. 1.11 bandına dikkat etmemiz lazım. Yani çok fazla sert hareket ettiği için şuralarda bir ara range'ler var da bunlar ne kadar tutar, ne kadar gerçekçi onu bilemem. Bakalım bir şu range'in üzerine atsın 900 bandı. Yani 1 ile 11 bandına dikkat etmemiz lazım. Yani 10 ile 11 bandı diyelim. Hocam siz de cümleleri kuramıyorsunuz. Bunun dışında ara sayı hiç şişmemiş. Çok ilginç. Bu kadar sert mum atıyor ama ara sayı hiç şişirmemiş. Bu pozitif benim için. Buranın da üzerine attığından sonra herhalde bir gözünü 10 bandına ya da 11 bandına, daha doğrusu şöyle doğru söyleyeceksek 1000 bandına ya da 1100 bandına hareket edecekti. Ben sıfırları söylemedim canım. Evet. Pumlix ilk kez duydum. Pumlix neymiş ya bu? Yanlış bir şeye bastık. Neyse. Hem yanlış yazdık, hem yanlış bir şeye bastık. Evet. 1400 daha en arkalarda. Ne kadar arzı var? 500 milyon arzı var. %20'si piyasada. %30'u pardon. %20'si mi? Evet. Şöyle bir borsa listelemesine bakın. Bybit, KuCoin, Gatio. Bu fiyatlar eder mi? TL niye açık kalıyor ya? Ben anlayamıyorum bunu. Sürekli değiştirmekten yoruldum. Evet. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı eder. Yani aşağı yukarı eder. Neyse, grafiğine bakalım. Proje nedir? Ne değildir? Hiç bilemem. Şimdi. Oo. Tablo pozitif mi negatif mi? Şu bandın üzerinde kaldığı sürece ben pozitif olurum.
Bu bir. Kaç burası? 1500 bandı. İki, yükselişin sinyalleri nerede olur derseniz, bu bandın üzerinde de kalıcı olduğunda. Yani 23 band. Game over yapmış mılar mıdır? Yapmışlardı. Evet, game over yapmışlar. Game over'unu göstermişler. Ara sayı, evet, bir nevi pozitif. 50 bandın üzerine gidiyor. Şurayı bir alsın bakalım. Ara sayında herhangi bir şişkinlik alanı yok. Olur da günün birisinde şu 2300-2400 bandını alırsa asıl sert yükselişler o band sonrası olur diye düşünüyorum. Evet, şöyle geçtim. TVT'ye bir bakalım hızlıca. Sonra bir coin daha inceleriz. Pardon, TVT burada değil ya, çizdiklerimiz. Evet, burada. Şimdi TVT, tablo pozitif. Buranın üzeri. Bak aslında çok güzel. Ha. Bir W gelecek bunda. TVT ilginç. Arasayın herhangi bir, evet, biraz şişmalarını yaratmış ama şuranın bir üzerinde kalsın. 1.34, 1.4 bandı diyelim. Yani. 1.4, hatta burayı belki bir çift şu iğneden mi alalım ya? Bura. Şu yani burayı alsın, güzel bir W çeker. Bir sonraki hedef neresi olur derseniz, ara range'lerimiz elbette var. 1.5, 1.6 bandı. Ama bizim için en önemli range 1.8. Eğer burayı alırsa oraya gider. Burayı alamazsak, şu range'imizi alamazsak, 1.36 bandını alamazsak, tekrardan 1.23'e doğru bir destek, bir alıcı tayfası aramaya doğru yönelir diyorum. Ağrı kemiğe bir bakalım. Arkam uçmuş, bundan sonra ne olur bilemem. W'yi çekmiş. Bak bu range sonrası giderdi. Gitmiş mi gitmiş. Daha nereye kadar gider derseniz. Şu W aşağı yukarı hedefine varmış. Onun dışında başka bir şey göremiyorum. Yani burada bir şey diyemeyiz. Şu iğneyi baz alabiliriz. Yani 4 saatte mi bakalım da. Anca oradan görebilirsek görebiliriz. Evet. Yani şurayı vermediği sürece sıkıntı, panik yok diyor. Şu anda 1.17 bandı daha önce direnç olarak çalışıyordu. Şu anda bir destek konumunda. Burayı kaybetmesi durumunda bir alttaki range olan bir bandına gider. Yani 4 saatlikte de yataylık var. Günlükte de yataylık var. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ara sayı günlükte şişme alanına girmiş. Yani bir ya zikzak çizecek burada ya da ara sayında uyumsuzluk vererek yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Arkamı da geçtik. Adaya bir bakalım. Özür dilerim Emin Hocam da. Hepsine bakamayacağım. Adaya bir bakalım. Adada son durumu. Adada da tablo güzel. Adada da gerçekten. Yani şu bandın üzeri 67-68. Asıl range burası 63 bandı ama teyit ve burada bir çanağı tamamlar. Bu da 67 bandını gösteriyor. 67 bandını alırsa sert hareket eden bir ada olur ve karşısına ilk güç range'i neresi derseniz 76 bandı olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Diyeceklerim bunlar. SPA ilk kez duydum ya. Bakalım hadi SPA. Evet, KuCoin Max de var. SPA'yı daha önce incelemişiz. Yine aynı range. Şu buranın üzerinde kalıcı olan biri. 12 bandını alsın. 12.000 bandını alırsa pozitif devreye girer. Ondan sonra karşısına 15 bandı çıkacaktır. 15 bandını aldığında ben burada www.com yapıyorum der. O zamanki formasyon ayrılır. Ama şu anda gördüğüm tablo bir, şu 12.500 bandını alması lazım. Aldıktan sonra da gözünü doğal olarak 15.000 bandına çevirecektir. Alamazsa ne olur? Ara desteği olan bir bandına doğru bir geri çekilme bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Eğer alamazsa, yukarı kıramazsa doğal olarak geriye çekilecek. Evet, Max borsasında. Hiç bilmiyorum. Güzel. Yani burayı alınca zaten girin demiş. Bak bu. Denemiş alamam. W çekmiş. W de hedefine gelmiş. Güzel. Bunda bir şey diyemem. Çok yeni bir proje. Bunu kim sorduysa çok yeni bir proje. Token kürmüsüne bir bakalım. 720'ye sıralaması iyi yani. Evet. 50 milyon adet de bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Borsa listelemesine bile bakmaya gerek yok ama birkaç borsada daha yayınlanırsa daha güzel olur. Diyecekler bunlar. Başka bir şey yok.
Evet, şöyle. Farm'a bir bakalım, farm'dan sonra. Evet, şöyle bir coin istekleri de var mı? Gözden kaçırdım, bir bakalım. Pond'a bir bakalım. Ondan sonra farm'la bitirelim. Pond. Pond geri çekiliş yapıyor. Düzeltmesini yapıyor. Nereye kadar düzeltir? Yani şuraya kaybetmesi kötü. 22 bandı üzerinde kalıcı olursa bir şey diyemem ama geri çekilmelerde ilk karşılaşacağı yer 19-20 bantlar olur. Orayı kaybetmesi durumunda da ara range var. 17.800. Evet, ara sayı zaten şişmiş. Bakın 94'e kadar çıkmış. Burada bir düzeltme yapacağını net bir şekilde belirtmiş yani. Şimdilik aşağı iniyor. Bakalım bu düşüş nereye kadar olacak? Bilemiyoruz. Hala bir dönüş mumu yok. Dönüş sinyalinin ilk kısmı 23 bandı olur. Bakalım tekrardan 25 bandına gidebilir mi? Bunun dışında bak, dediğimiz yerden red yemiş. Bu range, ikili range'i söylemiştik hatırlarsan. Buralar kar alma yeri demiştik. Güzel yükseldi. Bu güzel yükselişinde elbette bir düzeltmesi olacaktı. O düzeltme de başlamış yani. Her zaman için çok güzel bir karlarda, her zaman için kar almanızı söylerim. Evet. Farm demişim. Şeye bakacak. Flow. Bir an 47 dolarda görünce dedim güzel gidiyoruz diyordum yani. Neyse, şimdi flow şu bandı alsın, gerisi kolay. Bir bandını aldıktan sonra flow artık hareketlerine başlar diye düşünüyorum. Arasında herhangi bir şişme alanı yok. Düşen trendi kırdı demiştik hatırlarsanız. Zaten buralar alım noktası. 725 bandından güzelce maliyetlendik. Bakalım şu bir bandını alırsa güzel yükselişlerin önünü açmış olur. Günlük ara sayı tablosu pozitif. Haftalıktan da bir bakalım ve videomuzu bitirelim mi arkadaşlar? Bitirelim bence. Evet, haftalıkta da bir şişkinlik alanı yok. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.